Ben anlıyorum valla. Oyun havası çıkıyor, birisi oynamaya başlıyor. Hele burada doğduysa nereden öğrenecek? Değil mi? Yani kesin ekolden gelmiş. Yani, kesin. Ve soruyorsun harbiden oradan geldi. Harbiden de öyle yani. İstisnası oradan geliyorlar. Evet. Sahneye atlayan düştü böyle balık gibi atlayan düştü. Solu atarken düştü. Olan bağı koruyorsun. Unutmamamız gerekir. Dans da bunun bir parçası. Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Burada şu da önemli ya. İş adamlarımıza da görev düşüyor. Kesin tabii ben canım. Şunu diyorum yani. Hani sponsorluk diye bir mantık var. Bu sadece reklam olarak düşünmeyin. Neden reklam olarak düşünmeyin? Çünkü şunu biraz daha büyük bir çerçevede anlatayım ben. Hani siz şimdi sponsorluğun mantığı şudur. Sponsor olursunuz. Orası size iş getirir. Hani bu böyle bir şey değil aslında. Aslında daha büyük bir kültürü sağlam bir çerçeveye oturtuyorsunuz. Evet. Ve bir çevre yapıyorsunuz. İlla ki bir ticari beklentiniz varsa zaten o size geri döner. Çünkü çevre çok geniş oluyor. Onun için böyle sanat okullarına sponsor olmak, sıradan böyle spor karşılaşmalarına sponsor olmak gibi değil. Daha derin bir anlamı var. Kesinlikle. Yani ben bunu buradan anlıyorum. Hani daha derin böyle bir edebiyat var içinde, bir felsefe var içinde, bir yaşam felsefesi oturtturuyorsun. Ve bizim Türkiye'de yaşayan insanlardan daha çok ihtiyacımız var. Bir yaşam felsefesini oturtturmak. Yani çünkü biz burada havadaki kuş gibiyiz. Burak, yani anlatabiliyor muyum? Yere konduğun zaman farklısın. Ya bastığın topraklar, senin geldiğin topraklar olmayınca yabancılaşıyorsun. Yabancısın. Yani Cansu burada yaşamış ama yani ailesi ne kadar yaparsın? Yani hiç anne baba yok. Hiç, evet, değil mi? Ne kadar zor bir yaşam, çok değil zor. Mi? Çok zor. Hani yaşayan, biz göçmen diyoruz ya, göçmen kuş farklıdır. Hiçbir yerin kuşu olamaz o. Aynen öyle. Hiçbir yerin kuşu olamaz. Her yerde başka düşmanlar olur. Her toprakta başka yediği yemekler olur. Yaşam koşulları olur, iklimi olur. Bir de bölgesel kuşlar var. Onlar 100 bin yıldır, 200 bin yıldır oradadır veya milyon yıldır oradadır. Oralıdır o yani. Evet. O hayvan o topraklarda yıkamazsın. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yaşam felsefeni oturtman için yaşama, yani toplumun oluşturan, kültürünü oluşturan bütün dallara sarılmak lazım. Bunun için de özellikle yurt dışındaki yaşayan ailelerin buna daha böyle bir odaklanması gerekiyor. Destek verilmesi gerekiyor kesinlikle abi. İş adamlarımız olsun, eğitmenlerimiz olsun, aile fertlerimiz olsun, bunlara daha dikkatli ve daha ince yanaşması gerekiyor diyorum. Ben öyle düşünüyorum vallahi. Katılıyoruz. Yani. Katılıyoruz, doğru. Bizim yıllardır düşündüğümüz ama söyleyemediğimiz şeyler. Güzel dinledim. Yani söylediğimizde ama bu platformda söylememiz daha güzel oldu. Çok güzel oldu. Biz halkı ikna edemiyoruz. Biz Zener, yani biz de ikna edemiyoruz. Bu ama bu biz biraz demek ki biz ikna edememişiz yani. Bu bence kendimizi anlatamamamızla alakalı. Evet. Anlatamamamızla alakalı. Ama bugün anlattık yani, Burak. Bence de güzel anlattığımızı düşünüyorum. Ya açıkçası ben mesela folklore hiç bu açıdan bakmamışım. Ben de çok şey öğrendim ya. Bunu çok şey öğrendim. Bunu anlatabildiğimiz sürece bence destek alınabilir bir şekilde. Evet, sizi biraz bir gün hem derslerinizde hem de şeyde de bir ziyaret etmek istiyorum. Buyurun, başımız üstünde yeriniz var. Hem belki hissettiririz size daha sonra. Değil mi? Daha hikayeleri anlarsınız. Bakarsınız bundan sonra biz oynamaya başlarız. Zaten birkaç videonuzu da biz hemen videomuza ekleriz. Tamam. İzleyicilerimiz de zaten herhalde onları dikkatli, daha dikkatli olarak izlerdi. Cansu, en çok sormak istediğim soru. Evet. En çok keyif aldığınız, böyle zaten hepsine hakkını veriyorsun ama böyle keyifle oynadığınız, böyle isteyerek oynadığınız bir oyun var mı? Çok ya. Var değil mi? En sevdiğim hani roman havası ama onu saymayacağım. Çünkü onu hani eğlenceye sayacağım. Hmm. Ama en sevdiğim kesinlikle Karadeniz ve Kafkas yörüsü diyebilirim. Ama Balkanlar da çok güzel, çok eğleniyorum hani. Amalar uzayacak gibi geliyor. Hepsi gidiyor. Öyle. Hepsi çok güzel. Hepsini şey zevkle ama. Peki hepsini oynuyor musunuz? Tabii ki. Bütün yörelere hakimsiniz yani. Evet. Wow. Çok zor ya. Kurmak kolay değil hocam. Hani mesela bağlamacılar olur mesela, der ya ben bu bölgeyi çalıyorum işte. Bu Bozdak falan böyle. Hani yok, Ege yöresi. Danslarda o seçeneğin yok. Çıkıp ben bunu oynamıyorum, bunu oynuyorum diyemiyorsunuz. Ya da hani şunu oynamak istemiyorum da biz diyemiyoruz maalesef. Biz diyemiyoruz yani hepsini. Evet. Ya, Karadeniz bölgesi ama çok güzel ya. Yani
Genelde çok gittiğin yerde hep dikkat zengin. Çekiyor zaten bir Karadeniz oynadığı zaman. Aynen. Bir de şeyi seviyorum ben. Hani kızların ayrı oynamayıp kızla erkekle oynanan oyunlarda ve hızlı olursa ben varım. Kesinlikle. Ama böyle bazı kız oyunları hani Kafkas kızları, hani Kafkas seviyorum ama Kafkas kızları çok asaletli bir dans olduğu için çok yavaş. Hikayeyi onlar böyle güzelce anlatıyorlar. Ama Lezginka ya da Dağıstan kızları var. Onlar da Kafkas bölgesinde. Onlar da resmen onlar asker da gibi. Askere giden seviyorum. Kızlar. Ve bunu kızlar yapıyor yani. Onlar da askere giden kızlar olduğu için onlar da gümrü işte gümrü oynuyorlar. Çerkez dağları. Onu seçemiyorum. Lezginka işte Dağıstan kızları daha fazla o zamanki savaş şartları savaşa altında. Savaşa kaçan kızların kızlar hikayeleri. Kızlar da savaşırmış o zaman. Ya işte savaşta artık eskiden herhalde savaşçı kadınlar ya. Varmış. İşte onlar bacılar. Da, evet. Ya işte. Bacılar. Öyle. Peki halk oyunları yurt dışında nasıl karşılanıyor? Mesela yabancılar bu halk oyunlarını gördüğü zaman etkileniyor mu? Çok seviyorlar. Yabancılar, yabancılar çok seviyorlar. Evet. Yabancılar bayılıyor. Çünkü onlar anlıyor bizim aslında tarihimizin bunu olduğunu. Hani biz yansıtıyoruz, onlar da okuyor sizin dediğiniz gibi anlıyorlar. Ama Türklerde Türk çok toplumunda da zorluk çekiyoruz sevenler, aslında. Sevenlerimiz çok var da bir de ilgi olmayan daha çok var. Ya böyle gibi yapıyorlar mesela. Ben çok yanlış düşünüyorum. Ya bunlar köylü dansı, eski danslar. Evet. Bunların ne işi varmış gibi böyle yaklaşım var. Bence çok yanlış. Çünkü okumayı bilmiyorlar. Bilmiyorlar yani. Ya da hani biz bir yere çıktığımızda ama köçeklik yapıyorlar. Bunu çok köçekler geldi. Folklorcular geldi. Cidden onu diyorlar mı? Köçekler geldi. Hani biz köçeklik yapıyoruz da. Hani yapmıyoruz da. Hani Karadeniz ekibine de köçek diyemezsin ki. Bu arada köçek yani. bir oyun. Evet, hiç Anadolu oynayan bir oyun yani. O da bir folklorumuz yani, ama tabii hani biz bu köçek demelerinde darılmaca, gücülmece olmadı. Sadece deme tarzı yani köçekler. Onu aşağılayıcı gibi oluyor. Yani, aynen öyle oluyor. Ya yani şu olsa dansçılar gelmiş. O farklı o bir zaman şey. Eyvallah. İşte o da problem yok. İstediği kadar diyebilir bunu. Evet. Ki çoğu da diyor zaten de işte bazı köçekler maalesef. Gelmiş Allah'ım. İşte köçekler gelmiş olayı var bizde bazen. Evet. Size çok zor bir soru sorayım. Yurt dışında, buradaki bir sorulardan bir tanesi şimdi. Yurt dışında göçmen çocukları neden folklora yazdırmalı sizce? Göçmenler çocukları neden folklora yani, yazdırmalılar? Ya çünkü Avustralya çok kültürlü bir ülke. Çok karışık bir ülke. Çok karışık bir ülke. Çok değişik kültürlerden arkadaşlık edebilirsin. Yani çok kolayca. Yani benim Indian arkadaşım var, Afrikan var, Yunan var. Çok var ama kolayca kendi kültürümü unutabilmeye meyilli olabilirim. Çünkü hayat tarzımız değişiyor. Ve burada çok insan da var. Yani bazı görüyorsun çocuklarını. Çocuk zaten Türkçe çok iyi bilmiyor. Zaten. İşte. Aynen öyle. Tabii abi, bu aileden de kaynaklanabilen bir durum. Genelde aileden başlıyor zaten. Aileden başlıyor. Kesinlikle. Mesela ya istekli olmuyorlar ya aileler hani çalıştıkları için çocuklarla hani ne yaparsınız yapın mı oluyor ya da genellikle bütün herkes kızlar değil de erkeklerin çoğu her zaman futbola yazılıyor ya da hani bir dansa gideyim buradaki değil. Buradaki gençler de şu oluyor işte alt yaşında falan futbola veriyorlar tamam herkes Sergen Yalçın olacak. Herkes olacak ya Sergen. Oğlan düğün dernek olayına geliyor drink telefon çalıyor abi ne var düğünden ben zeybek oynayacağım. Futbolcu sen. Zeybekçi çıktı içinden çocuğun. Futbolcu sen zamanında niye gelmedin? Doğru bak futbolcu ya. Oldun sen hadi ne oldu? Ya ama şimdi şöyle de bir şey var. Adam sadece orada bir zeybek oynayıp ama bırakacak. Ama düğününde yani. De futbol oynayamaz ki yani. Düğünde futbol topuyla çıkıyormuş. Ama gerçekten çok güzel renk katıyor düğünlere. Eskiden tabii canım. Gelinle damat hiçbir şey bilmezdi. Evet. Böyle hep azıcık oynardı. Etrafında hemen birileri dönmeye başlardı. Slavidans yaparlardı biterdi. Tamamen beceriksizlik örneklerinin hepsini bir sahnede görürdük orada. Şimdi biraz moda oldu en azından. Tekrardan insanlar kültürüne dönüp bir şeyler öğrenmek istiyor. Bence güzel bir şey ve sizin gibi insanlar da olduğu sürece burada hani hem çalışkan hem eğitimci hem de profesyonel olduğu zaman hani orada artık derli toplu bir şey görüyoruz yani arada bir yani. Aslında aynen öyle abi. Bu yani ekolün sayesinde buradaki herkes halay çekmeyi biliyor. Bir düğün olduğu zaman yani görüyorsun gerçekten efsane halay çekiyorlar böyle. Ben anlıyorum valla. Oyun havası çıkıyor, birisi oynamaya başlıyor. Hele burada doğduysa nereden öğrenecek? Değil mi? Yani kesin ekolden gelmiş. Kesin. Ve soruyorsun harbiden oradan geliyor. Harbiden de öyle yani. İstisnası oradan geliyorlar. Evet. Halk oyunlarına başlamak için kaç yaşında başlanılma geç mi? Yani ben 15 yaşıma geldim benden geçti mi? 18 yok. Yaşından geldim geçti hiçbir mi? Hiçbir yaşı yok. Biz işte abimin çocukları ikizler. 3 yaşındalar ve 3 yürebiliyorlar. Davul çalıyorlar. Asla bir yaşı yok. Bizim dans ekibimize babam 56 yaşında ve bize resmen taş çıkarır dans ederken.
O yüzden da. Aynen öyle. O yüzden hiçbir yaşı yok. Ne zaman geç kalırsın? Etkisi var mı? Etkisi var. Kondisyon eksikliği, vücudun esnekliği. Onun çok şey oluyor ya da işte en çok o tekvandocu ve futbolcularda çok zorlanıyoruz. Çünkü onların vücudu sürekli bir hareket yapmakta alıştıkları için biz çok hareket yaptırınca onlar pek yapamıyor. Aslında çok sağlayamıyorlar. Çünkü kasları bambaşka. Tekvandocularda da mı? Onlar genelde böyle hani bacak onlar hareketleri, kol hareketleri oynadığı için çok sert olduğu şey, için hareketler de sert esnek olmuyorlar. Esnek Ve tekvandoda kullandığı kaslar dans ettiğin zaman kullandığı kaslar farklı olduğu zaman gidiyor. Zorlanıyor. Evet. Yeni başlayanlara veya başlamış olanlara tavsiyeleriniz nelerdir? Bu iş böyle biliyorum biraz uzun yollu bir iş ama siz ne dersiniz? Ya ilk başlarda her şey gibi biraz sıkıcı gelebilir ama bırakmamalarını tavsiye ederim. Ve daha fazla araştırsınlar. Yani peki ben bu dansı yapıyorum ama bu dans niye yapıyorum? Bu dans neden böyle? Ya da şey olmasın hani ben yapamıyorum pes ettim. Hani iki yapamıyorsun, üç yapıyorsun ama dördüncü de kesin yaparsın. Çünkü hani eğitmenler olarak zaten biz orada yardımcı oluyoruz ama o şey var hani ben yapamam diye bir daha gelmiyorlar. Evet. Dansın nasıl yaptığına ama mesela biz ekola geldiğinde diyoruz ki işte egzersiz olarak mı geliyorsun, spor olarak mı? Gösteriye mi çıkmak istiyorsun, performanslar mı yapmak istiyorsun, hangi ekibe şey yapalım? Yani o diyor ki işte ben sadece spor için geliyorum. Ona sadece spor için program çözüyor ama performans yapılacaksa İşte ekiplere çıkacaksa o farklı bir çalışmaya başlıyor. Cansu özellikle hep şey diyor. Ya düğüne 2 hafta kalmış ben öğreneceğim diye adam beni arıyor diyor. Aynen. Ya şu mesajı verelim. Düğünde oynayacaksanız iyi oynamalısınız. 50 tane kendisi. Kamera çekiyor. Hayatınızda bir kere veya 2 kere evleneceksiniz artık bilmiyorum tarih ama. Yani en azından o noktayı iyi yapmanız lazım. Kesinlikle. Dolayısıyla ne kadar zaman oluyor? Ya dans aslında kolay zannediyorlar. Çok eğlenceli ama aslında hiç kolay değil çünkü herkesin kendi kabiliyeti kendine, herkes bambaşka öğreniyor. Mesela biz oyunu öğreniriz 5 dakikada, başkası öğrenir 5 saatte. Evet, kişiden kişiye çok değişiyor. Biz de ona göre kendimizi ayarlıyoruz, öğrenciye göre eğitim veriyoruz. Şu da var veriyoruz. Yani bir düğünde halay başı çekiyorum diye de iyi dansçı değil. Olamıyor. Mesela adam süper çekiyor halay başını düğünde. La yatıyor, kalkıyor, uçuyor, mendilden davula gidiyor, falan. Şey yapıyor falan. Süper, güzel. Bu nedir? O kültür, o folklordur işte. Çok güzel. Bu düğün havasıdır. Evet. Ama çalışmaya geldiği zaman arkadaş ben o adımları ekip olarak sayı vererekten değiştirdiğim zaman ayaklar gitmiyor. Ne oldu halay başındaki yatan arkadaş? Gitmiş. Başkası gelmiş. Bir de hani o şeyle o düşünceyle gelmeyecekler. Ben hani ekola gidiyorum dans öğreneceğim değil. Ya da ben şunu öğreneceğim. Onlar zannediyor ki biz öğreteceğiz. Onlar gidip düğünlerde oynayacaklar sadece. Hani biz bir yöre öğretirken ya da Bitlis öğretmiştim bir kere. Kız dedi ki ben bunu hangi düğünde oynayacağım? Ben düğünlük dans öğretmiyorum ki. Ben sana bir yöre öğretiyorum. Bunu gösterisini yapacağım. O hayat düğünlerden ibaret değildi. Aynen. Onlar o yüzden artık düğün yok. Soruyoruz ne için? Eksersiz için mi? De, eğitim için mi? Yoksa performans için mi? O yüzden hani onlar halay öğrenmek istiyorsa biz tek tek öğretiyoruz halayı yine. Hani kim ne istiyorsa onu öğretiyoruz. Ama grup esnasında biz genellikle yöreler üzerinde çalışıyoruz. O sonradan ama halay öğrenmek istiyorsa gene öğretiriz yani. Hani küçük bir çocuk geldiği zaman daha çok ne öğreneceğini de bilemiyor ya. Onu artık siz biraz yol gösteriyorsunuz onda da, herhalde. Aynen öyle ama onda da velilerin çok katkısı oluyor. Hani bazı veliler geliyor benim çocuğum Ankara havası öğrensin. Ama benim 20 tane öğrencim varsa ben o sadece bir çocuğa Ankara havası öğretemem ki ders arasında. Genel grup neyse hani o. Ben genel olarak hani öğrenci çocuk oldukları için 4 ve 12 yaş arası olduğu için ben onların kabiliyetine göre, şey gibi oluyor işte benim çocuk göre okula gidiyor İngilizce dersinde işte matematik ver. Aynen öyle. Olmaz. Ya ben İngilizce de dersi de veriyorum ama ben nasıl matematik de dersi veriyorum? Olmaz. O mantığa ekolun yapmak istediği olay ve başardığımız düşünüyorum açıkçası. Okula, sanata, okul gibi görmek. Mesela sen çocuğunu okula yolluyorsun. Çünkü bir dernek gidiyorsun, değiliz biz o yüzden. Bekliyor musun sen orada? Çocuğunu ders yaparken seyrediyor musun? Seyretmiyorsun. Yok. Aynen öyle yani. Ben de eko sanat okuluysam. Yasak mı? Bizde yasak. Velilerin hani mesela. Çünkü derneklerde yok. Gir çık kapı her zaman açık. Tamam. Bizde saat 7'de başlıyorsa kapılar kapalı. Veliler dışarıda. Sadece öğrenciler. Konsantre mi bozuyor? Tabii ki bozuluyor. Çünkü çocuklar annem bakıyor, babam bakıyor diye sürekli arkalarına bakıyorlar. Değil mi? Doğru. Ya da, hani, ya da veliler şöyle yapıyor. Ben bir çekeyim evde öğretirim. Bir de öyle. Bazen şey diyor. Sen oyna. Oyna ben evde öğretirim. Ben evde bunu öğretirim. Abla sen daha öğrenmedin ki öğreteceksin.
O yüzden velileri ya almadım. Öyle bazı öyle onun için niye çekiyor ki? YouTube'a girse zaten 1 milyon tane şey var yani. Madem öyle bir şey yapacak. Eğer içeride veliler varsa ya da herkes gelip izliyor, o zaman profesyonellik de kalkıyor. Çünkü madem bir ciddi ortam, bir ciddiyetle biz dans öğretiyoruz, dans ediyoruz. O ciddiyetli kalkıyor orada. Başkaları olunca lay lay loma kaçıyor biraz. Tabii çünkü ama onlar konuşuyor, öğrenciler kulak misafiri oluyor, ara vermek istiyorlar sonra sürekli. Sonra birbirine konuşuyorlar, kakara kikiri oluyor. Orada ders kaynıyor orada o zaman. Orada ders kaynıyor. Biz ne yapıyoruz? Sonuçta işte yarım saat kapılar açılıyor, veliler geliyor. Süper bu ya. Sırada çok da profesyonellik, değil mi? Çocuklarda birisi baktığı zaman da dans ede ona o güveni veriyoruz. Ona evet. O cesaret veriyoruz. Yani veliler baktığı tam zaman. Tam anlamıyla profesyonellik. Başka bir şey değil yani. Ki böyle olmak zorundayız artık. Bu ama yani, zaten tecrübeyle gelen bir şey yani. Tabii yani derneklerde de çalıştırdık. Derneklerde gördük. İşte ekip çalıştırıyorsun. İşte oradan geliyor. Çaycı geliyor. Börekçi geliyor. Böyle çocuk mu? Aynen. İçeride ciğer mi geldi? İki tane mi geldi? Abi. İçeride ciğerler pişiyor. Ciğer pişiyor. Ciğer. Çalışmada ciğer yiyen çocuk bir de halay çekiyor. Ya ciğer bize göre o değil. Canısı başınızdan geçen böyle ilginç ve komik olaylar bizi böyle güldürebilecek. Biraz eğlenelim. Çoklar aslında. Hangisi? Ben kendiminkinden başlayayım aslında. O ben bir kere dans ederken ayağım kaydı sahnede. Ayağım kaydığı için ben dedim ki işte bir dahaki ekipte sadece erkekler var. Ben hemen çıkar ayağımın altına bir sprey sıkarım kaymaz diye. Ben çıktım dışarı. Müzik çalıyor, duyuyorum ama daha basmadı. Hani hangi ekip müzik? Oynuyor, cansu ben zannediyorum ki hani erkekler oynuyordu nasıl olsa. Ben koştum geldim bir baktım kızlar sahnede. Bensiz çıkmışlar ve benim komut verdiğim bir en dans. Önemli aynen öyle. Kişisin sen. O maalesef ben olunca Allah'tan en iyi dansçılardan biri benim yerime atladı. Onlar komutlarını verdi. Öyle bir kaçırdım onu ama onu bizim başkanımızdan kaçıramadık maalesef. Başkan anladı ben onu yaptığımı. Kesildi tabii. Tabii ki canım cezamızı aldık o. Başkanla annem olunca o hem gösteriden sonra hem evde de. Devam etti. Aynen öyle. Ceza uzun sürdü yani. Aynen öyle. Ya da araya böyle karışamıyor muydun orada böyle arkalardan girmeye şansın geç oldu. Geç kaldı ekibin. Çünkü düz sıra girdi. Olduğu için çok belli oluyor. Ha, okay. Aynen o düz sırada hani o sonradan o zaman profesyonellik olmuyor. Ya çünkü onlar bazıları karışıyor ya böyle hepsi bir yere gidiyor aynen, sürekli. Aynen aynen. O koreografi olsaydı dans ederek girerdim ama düz sıra olunca giremedim sonradan ya. Girince abimin ilk dans ettiği girdiği oyun gibi olur ilk başladığı. Yani sonradan katıldı ya. Ama çok o anlatabilirsin o bizim komik durumları. Kafkas'ı anlatabilirsin. Sahneden evet. Düştüğümüzü anlatabilirsin. Sahneyi kırdığımız oldu. Sahneyi kırdınız. Sahneyi kırdık. Abi. Festivalde Karadeniz oynuyoruz. Alaşağı diye bir hareketimiz var. İşte ayaklarımız geliyor. Ça 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 ça. Ve sahneden duruyor. Ses geldiği için duydukça biz de gaza sahneden geliyoruz. Sahneden ses geliyor. Biz ses çıkarıyoruz diye. Diyor, evet. Seyir diyor, coşuyor. Aslında kırılıyor diyorsun sen. Neyse ağlıyormuş o. Kurtarın yapmayın bizi. Diye. Son anda son bölümde yaptık küp dedi. Anlattan yüksek değildi sahne. Ha, hafif yüksek yerde sahne içine çok göçtü. Atlanız. Bir kısım mı düştü hepiniz mi düştünüz? Yok komple ekip aşağı. Turdayken düştük böyle aşağı. Bayağı alaşağı yaptınız yani. Alaşağı hakikaten alaşağı. Hakkını verdiniz yani oyunu. Ama müzik de durmadığı için bizim işte kuralımız var. Hacer Hoca'nın kuralı. Müzik durmazsa sen de durmayacaksın. Ne olursa olsun o devam edecek. Müzik dursa da sen ekibini bitireceksin. Sen müzik devam başlamasa ediyorsun. Devam edeceksin. O yüzden biz indik. Müzik devam ediyordu. Hop indik. Hop devam dansa edelim. Devam ettik. Bir de bu canlı müzikti. Bir de bunu biz artık CD'lerle kayıtlı evet. Müzik oynadı ama bunu yapma şansımız biraz daha zor. Çünkü bir yerde kaçırdığın zaman artık kim yetişmen bilir lazım. Nereden gireceksin. Herkes birbirine kaçırır. Herkes evet. Birbirine. Yani bizim danslarda en görülen olaylardan biri de işte pantolonların düşmesi. Ayakkabının uçması. Ayakkabının uçması. Ufak tefek kazalar oluyor herhalde evet. Böyle. Herkes benim, pantolonun düşmesi de biraz komik gerçekten ya. Ama işte çok kötü oluyor. Orada, ya. Ya. İşte bağlamadığın zaman, kemerini bağlamadığın zaman çok kötü oluyor. Bir de toplayamıyorsun. Topladığın zaman herkes biliyor düştüğünü. İşte bu organize olman ne demek? Profesyonelce işte evet. Bir double check'in abi. Gel. Her zaman her şey şeyi tek ya bir de hani öğrenci var. Biz alıştığımız için biz çabucak hani hızlı yapıyoruz, giyiniyoruz ama temkinli. Biz bitirdiğimiz için hani o öğrenci kostümüyle birlikte bir benden geçer, abimden geçer, bir de Hacer Hoca var, Özen Hoca var. Onlar da neden son geçer? Kontroller. Just bakalım hani böyle. Bakalım. Daha da düşerse Allah'ın emri de var. Yani yapacak bir şey yok orada. Kalite kontrol sıralaması var. Kesinlikle. Sizden böyle geçiyor. Çok güzel. Burası da güzel. Senin düştüğün yok mu hocam? Şöyle benim düştüğüm... Cümbür cemaat düşme. Benim sadece bir benim pantolonum yırtılma hikayem var. Orada Kafkas oynarken o kadar karşı insanın önünde. Çok kötü bir durum olmuştu. Yani derler ya hani
ölmeden önce 10 saniye hayatın orada yani. 10 saniyenin o 5'i 5 saniyesi orada. Yani onu gördüm diyorsun yani. Gaza geldim yani, bir şey oldu. Havaya zıpladı Kafkas, sonra dizimde döndüm. Selam verdim, hey dedim. Jart diye bir ses geldi böyle. Pantolon yok diyorsun. O deyince pantolon alttan gitmiş. O değil. Hava gelince dedi ki tamam oğlum. Soğuk hava gelince diyorsun, tamam anladım diyorsun. Güzel tarafı Kafkas'ta teksin ya. Ya çıkabilirsin. Geri bir ekip olsaydı farklı olurdu. Ben direkt mesela verdim. Hava gelince hemen kapattım. O sahneden çıktım ben. Caner yok. Bak bul Caner'i bulabilirsin. Bir hafta gözükmedin. Yokum piyasada. Kayboldum ben. En kötü durum oydu. Ama tabii arkadaşlar sahnede düştü. Sydney'de performans yaparken hava yağmurlu. İlla çıkın dans edin. İlla dans edin. Böyle şeyler de oluyor yani. Bir düğüne gittik. Düğünde gelin damat slow dance yaptı. Perdeleri kapattılar. Biz arkada ısınıyoruz. Slow dance yaparken buzlu buhar. Hava buhar vermişler. Ha bu o buzlu bahar saniye çökmüş. Perde haberiniz yok. Sövmüş. Evet. Kafkas ekibi dendi. Hızlı da giriyorsunuz. Hızlı da zıbl yani, bir de biliyoruz ya sahneyi. Eminiz kendimizden yani, iki adım atmadık yani, sahneden uçtuk. Merdivenleri geçtik. Yani öyle seyirci hop falan diye geç. Abi sahneye atlayan düştü böyle, balık gibi atlayan düştü. Solo atarken düşüyor. Hadi altı erkek çıktı. Ben düşünüyorum ki o zaman hani şimdi madem erkekler çıktı düştü, kızlar niye devam etti? Kızlar niye çıkıyor? Biz ya? De, siz niye geldiniz? Bak biz de düştük. Onlar düştü, biz de düşelim. Evet, hep birlikte düşelim. Hani onlar da düştü. Hep ya. Biz de 19 kişi sadece, hepimiz düştük sanki ya. Sanki bir oyunun bir parçasıymış gibi böyle, hani böyle düşerek geliniyormuş gibi. Ama olmuş. İlk başta birden devam fazla düştüğün zaman oyunun parçası olmuyor. Bir düştük, iki düştük, ciddiyeti koruduk ama üçten sonra hep beraber koptuk. Herkes bıraktı. Gülmeye başladınız mı? Artık ayakkabılar çıktı, çoraplar çıktı, ama yine kaygıyoruz. Nerede güldük? Yine ciddiyet vardı ama bir tane çocuk çizmesini çıkardı. Alttan renkli bonus çorap gözüktü. O renkli orada tamam. Çok geleneksel olmuş. Biz koptuk orada. O tam modern. Allah'tan yırtık çıkmamış. Herkese siyah çorap var böyle çizme gibi. Ondan bonus çorabı böyle hafiften. Allah ne utanmışsın ya. Reklam almış. Almışsın bana. Hani spor. Cansu, çok önemli bir noktaya parmak basacağım. Burası çok önemli. Neden? Özellikle de Avustralya'da yaşayan ve Avustralya'da doğmuş gençlerden bahsediyorum. Benim gibi. Evet. Yani evet, senin gibi Türkçe konuşan da çok bulamıyoruz ama Allah'tan senin gibi birisi var burada, sorabiliyoruz. Şimdi ailelerde biz son zamanlarda işte çok sıkıntılı şeyler görmeye başladık. İşte intiharlar, uyuşturucu, evet. gereksiz işte alışkanlıklar diyeyim artık. Aileden çok kopma, kültüründen kopma, hayattan kopma, evet, depresyona kadar giden, işte ailenin yaşam kalitesini bile bozan, hani çocuğun kalitesi bozuluyor, ailenin yaşam kalitesini bozan birçok sebep var. Evet. Bunlar için aile çocuğu yönlendirmesi gerekiyor. Bu sadece önüne PlayStation'ı sunup, 2-3 kitap koyup, ne bileyim hadi oğlum git yurt dışını gez demek değil. Arkadaşlarından gez toz gel. Aynen, altına araba, işte sana güçlü araba, yeni ev, işte sen müteahhit oldun evladım 18 yaşında, evet. işte al binalar yap falan gibisinde olmuyor. Sonra görüyoruz ki 30 yaşına gelince bir bocalama süresi oluyor. Bir bocalama, bir sarsıntı oluyor çocukta. İşte aile düzeni kuramıyor, aileden kopmalar, evet. oluyor. Sonra bir amaçsız kalıyor. Şimdi sizin verdiğiniz bu sanata çocukları yönlendirmek, bu çocukları bu tarz tehlikelerden uzak tutar mı? Tabii ki de tutuyor da, çünkü öyle öğrencilerimiz geçti elimizden yani, 12 yıldır profesyonel olarak 12 yıldır bu işi yaptığımız için görüyoruz farkı. Mesela hala öyle, biz öğrencilerle hepsinin sorunu var. Dans ederken dans konuşuluyor ama danstan önce, danstan sonra biz her zaman ya bir kardeş, ya kardeş olarak, abi abla olarak onların derdini de dinliyoruz. Onlara yardımcı da oluyoruz ya da biz zaten anlıyoruz o kapıdan girerken o... Hani güler yüzünden ya da bir yürüyüş tarzından her şey anlaşılıyor. Ama bu dansta hem yeni arkadaşlar ediniliyor, hem kültürünü unutmuyorsun, hem o 3 saat aslında hayat kurtarıyor. O stresi de atıyorsun. Evet. Hani mesela ben bile üniversite sınavlarına hazırlanırken çoğu öğrenci gelmek istemiyordu. Ama ben de o pazartesi olsun da ben o stresimi orada atayım, dans ederken atayım diye bekliyordum.
Hani biraz terapi gibi değil mi? Yani? Aynen, tabii ki yani. De. Aynen öyle. Hani ya yoga da falan yapıyorlar ya böyle, aynen bir şey. Biraz terapi. Çünkü enerji işte attıkça derdini de unutuyorsun. Hani o 3 saatlikte. Meditasyon. Aynen, 3 saatlikte yeni insanlarla görüşünce o derdin nedir? Derdim hani orada her şey gidiyor. Yani arkadaşların da oluyor. Tabii ki. Bu arkadaşlar senin 50 yaşına da gelsen de arkadaşın olarak kalıyor. Hala arkadaşlarımız var. Yani sizin oradaki arkadaşlarınız, belki siz çok yaşlandığınız zaman bile diyeceksiniz hani bir sohbet havasında bir araya geleceksiniz. Aynen öyle ki ya, yapıyoruz da. 40 yıl önce nasıl da oynuyorduk falan. İnanılmaz bir çevre değil mi abi? Düşünsene 20 yıldır tanıdığın insan sayısını. Ya yani bir de o kadar çok öğrenci gelip geçiyor ki. İnanılmaz insan tanıyorsunuz. Geçen bir gecedeyim, bir tane kız aa hocam diye geldi, kıza bakıyorum hani sen kimsin hatırlamıyorum. Sonra anlattı, ben daha 4. sınıftayken hocalık yapmışım, eğitmenlik yapmışım ve o hani büyümüş. Beni hatırlıyor. Tabii büyümüş kız, 22 yaşına girmiş. Hani bir onları görünce insan çok sevinir. Ya da bir işte depresyondaki olan bir öğrenci var. Onun da farkını hani ekolla birlikte büyüdüğünü görünce o insanı gerçekten çok iyi hissettiriyor. Çünkü o kız bizde düzeliyor. Hani düzelme demeyelim de kendini daha çok geliştiriyor. Hislerini kontrol etmeyi öğreniyor. Çünkü biz dansta ne var? Kendini bozmayacaksın, ciddiyetli olacaksın. Gülmesi gereken yerde güleceksin. Yani ciddi olma oyunlarda ciddiyetini koruman lazım. Bir yani, meşgale oluyor. Ya yani bir sırf dans bonus. Aynen öyle. Yani bir yani öyle buradaki gençlerin eğlencesine daha fazla aktif olmalarına yarar var. Hayat dersi bu ya. Yani bir evden çıkma nedeni. Yani. Aynen, bir evden çıkma nedeni, okuldaki ya da iş şey ya da aşk hayatındaki hani stresleri her şeyi unutuyorsun. Bazen orada. Şey işte okulun var gelemem, ya gel işte derslerini al gel, yerimiz var. Bizim bir öğrencimiz var, Aramatı Üniversitesi'nde hocalık yapıyor. Ve yani, öğrencisiz de. Ve evet. Öğrenci. Adam hoca ama şey. Hem de hoca, evet, hem lecturer hem de hoca, yani gel yardımcı da oluyoruz yani. Oluyoruz. Evet, diye. Sırf, tabii ki de. Yani dans deyince lay 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 lom değil. Yani evet. Sınav döneminde hani ara verdiğimizde öğrencilerin çoğu hemen hop kitapları açıyorlar. Herkes ya da hocalar başlarda yardımcı oluyoruz. Bazen çalışma şeyinde oluyoruz. De değişik yerlerde çalıştığın zaman beynin daha fazla da evet. Şey yapıyor. Ya zaten bir hobiyle ilgilenmek seni ya her zaman ileri götürüyor. Her zaman, evet. Ya çünkü bir kere kafandaki bütün her şeyi unutuyorsun. Aynen yani. Öyle. Boş atıyorsun. Bu öğrenmeyi destekliyor. Yani burada ailelere hobi mesaj var o zaman. Belki yani. Sanat, yani bu tarz sanatlar, her halk oyunları sanat, evet. Sizlere büyük paralar kazandırmayabilir. Ama evlatlarınızı kazandırır. Ve bu da paha biçilemez. Aynen. Yani kesinlikle. Parayla satın alamayacağın bir şeyi resmen alıyorsun. Aynen öyle. Bir hayat dersini, çevreyi, sosyal yaşamı, kültür bağlarını koruyup aile ile çocuk arasındaki bağları da koruyorsun. Aynen yani. Öyle. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Bu çok güzel bir şey. Aile ile çocuk ve aynı zamanda kendi toplumun mu abi? Yani evet, şey, kültürünle olan bağı koruyorsun. Kültürümüzü unutmamamız gerekir. Dans da bunun bir parçası. Evet, yani değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi sadece bunu hani bazen görüyorsunuz işte yaşlı başlı hocalar da eğitim veriyor ama hani bak genç arkadaşlarımız da burada. Yani öğrencilerle yakından ilgileniyorlar ve haftada bir veya iki gün, ne kadardı bu? Şey, büyükler pazartesi günleri haftada bir, küçükler de salı günleri haftada bir ama bazen ikiye de çıkıyor, üçe de çıkıyor. Ya evet. Büyükler dedi o performansı yaklaşma durumuna göre. 12 yaş üstü. Büyükler 12 yaş üstü. Evet. Ben o zaman şey, ben, küçükler, ben de, küçükler de 4 yaş üstü. 30 yaş üstü var mı? O evet. Büyüklere katılıyorsunuz o zaman. Hayır, herhalde o büyükler hepsi var. Evet, 12, yani. 12'den işte babama kadar 56 yaşına kadar var. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Eklemek istediğiniz şeyler varsa. Hocam. Valla ne diyebilir miyim? Bizi davet ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Bizi böyle bir platformda sesimizi duyurduk. Evet. Ya da biz teşekkür ederiz. Sanat aslında böyle güzel baktığınız için. Çoğu kimse evet. Halk oyunlarına bu kadar iyi bakmıyor çünkü. Bize köçek dedikleri için. Kabul edilir gibi değil. O yüzden yani, teşekkür ederiz. Dans dediğimiz gibi bir hikayedir. Yani biz de bunu elimizden geldiği kadarıyla buradaki gençleri aşılamaya çalışıyoruz. Ki biz de genç olduğumuz halde saçlarımız beyaz ama ruhumuz genç. Ruhun değil, kendin de genç. Bence bunu gayet iyi yapıyorsunuz açıkçası. Avustralya'da gerçekten bunu yapan, yani benim bildiğim Melbourne'de teksiniz zaten de çok Avustralya genelini bilmiyorum. Açıkçası. Daha çok kişi yapsın, ama daha çok kişi yapsın. Keşke. Daha çok dernekler açılsın, daha çok sanat okulları açılsın, daha çok ekipler olsun. Yani yapalım, yapmayalım değil. Yani yapanlara da desteğimiz vardır. Tabii evet. Ki de her zaman. Gönlümüzle başımıza herkes. Sanata yapan herkese yani desteğimiz vardır. Siz bir vardı. Aile oluyorsunuz orada. Zaten birisinin başı birlikten ağrısa, kuvvet de var yani. Aynen, işte, bizim yapamadığımız olay bu işte. Birlikten kuvveti doğuramıyoruz. Birlikten kuvvet doğuramıyoruz. Ama doğuracağız. Doğuracak. Yani, ama doğuracak. Yani. Bunun için en azından elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Bu kadar yani, evet. Doğması lazım.
Çünkü bu güç yaşam mücadelesi. Evet, ona ihtiyacımız var. Evet, yani bizden sonraki gelen nesiller de bir bayrağı alıp götürmeleri şart. Evet. Götürmeliler. Evet. Çok teşekkürler arkadaşlar. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Son bir soru. Her zaman nasıl bu kadar güler yüzlü oluyorsunuz? Sanat mı güldürüyor sizi? Siz mi gülüyorsunuz? Nasıl oluyor bu iş? Yani size verilen bir kan mıdır bu? Hani veya dansın verdiği bir enerji midir? Nedir bu? Sizi mutlu eden nedir bu kadar? Dans suratı. Hep gülmek. Dans suratı. Dans suratımız var bizim. Hep dans suratı. Gülmek. Yo, hep gülerim bence ya. Siz dans suratınız yapmakta zorlanmıyorsunuzdur. Genelde güler yüzlü olduğunuz için. Yani bence bir şekilde bu devam ettirebiliyorsunuz. Ya bize ailemizden geldi bence o da. Çünkü biz hep hani eve girerken derdini unut. Dışarıdaki derdi eve girerken eve unutuyoruz. Evet. Evdeki derdi de dışarı çıkarken onu da orada unutuyoruz. İşi bırakıp evde apayrı bir olma. Yani iyi olalım ya artık bu devirde, bu çağda çok ki bu tuhaf zamanda, bir, çok bu lazım. Zamanda herkesin yani gülelim artık. Gülelim değil mi? Gülelim ya. Ne güzel, o zaman kesinlikle gülmek için dans etmek lazım. O zaman gülelim sürekli. Değil mi? Gülmek için dans etmek kesinlikle lazım. Kesinlikle. Her zaman. Şarkı söylemek lazım, sanatla uğraşmak lazım. Müzik çalmak lazım, tiyatro yapmak lazım. Yapalım bunlar. Türk gençleri o kadar çok yetenekli ki. Değil mi? Ama sadece futbolda değil işte. Futbolda zaten çok da değil. Sadece açığa çıkartmak gerekiyor işte. Bulmak gerekiyor. Her şeyde yetenek. Sanata yönelsinler, tiyatroya yönelsinler, müzik yapsınlar, dans etsinler hep beraber. O bizim çok gururumuz olur. Vallahi. Teşekkürler arkadaşlar. Vallahi. Teşekkürler. Havamız da karardı. Evet. Bahçemize hoş geldiniz tekrar. Çok nereden? Akşam programı başlıyor şu an. Arkadaşlar herkese teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Eğer herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazarsanız seviniriz. Yani Ekol Sanat Okulu olarak da bunları cevaplayacaklar. Tekrar size teşekkürler. Teşekkürler. Bağlantıları da biz açıklamalara yazarız arkadaşlar. Hani bakmak istiyorsanız web sayfası olsun, YouTube sayfası olsun, işte Instagram hesabı olsun. Ulaşmak isterseniz de her zaman mesajlarınızı atabilirsiniz. Cevaplarlar en kısa sürede. Teşekkürler. Teşekkürler. Bye bye.